Aşağıdaki haritada Magellan'ın 1519 ve 1522 yılları arasında farklı deniz ve okyanuslara dolaşarak seyahat ettiği deniz yolları gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Magellan ve arkadaşları Güney Amerika'nın güney ucuna yakın olan Magellan Boğazı'ndan geçerek Pasifik Okyanusu'na uğramışlardır. Hemen bakıyoruz bir güzel sol taraftaki güzergahta. Özellikle buradaki Magellan Boğazı'na uğrayıp Pasifik Okyanusu'na geçmişler. Doğru bir bilgi. 2. Magellan'ın deniz yolculuğu genel olarak batı yönünde gerçekleşmiştir. Ki ok yönlerine baktığımızda daha çok batıya hareket ettiğini görüyoruz. 3. Magellan hem kuzey hem de güney yarımküredeki sularda seyahat yapmış. Hemen bakıyoruz burada dinozor var. Onun kafasından bir çizgi çekersek ekvatoru gösteriyoruz. Ki ekvatorun kuzeyinde de güneyinde de güzergahlar gösterilmiş. O yüzden doğru cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkı oldu. 15. yüzyıl sonlarında Ümit Burnu dolaşılınca Avrupalı gemiciler Hindistan'a ulaşmak için yeni bir deniz yolu keşfetmiş oldular. Ancak bu yol Avrupa'dan Hindistan'a kadar çok uzun olmasının yanında fırtınalara da sıkça rastlandığından tehlikeli denebilecek koşullara sahipti. Bu yolun tekrar işlerliğini azaltarak Akdeniz ticaretinin canlanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Kızıl Deniz'de Akdeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte bu yol kısalmış ve daha güvenli hale gelmiş ulaşım. O yüzden insanlar özellikle burayı ya da ticaretle uğraşan kişiler burayı kullanmaya başlamış ve Akdeniz limanlarının önemi yine artış göstermiştir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Baharat yolunun işlek olduğu yüzyıllarda Hindistan, Endonezya gibi ülkelerden Avrupa'nın Venedik, Ceneviz, Marsilya gibi Akdeniz'deki limanlarına değişik baharatlar ve kurutulmuş bitkiler taşıyan bir geminin aşağıdaki ülkelerden hangisinin kıyılarından geçmiş olması beklenemez. Suudi Arabistan ki yeşille gösterilmiş burada haritamıza bakarsak haritamızda yeşille gösterilen güzergahlar üzerinde Suudi Arabistan var. Bunun yanında Mısır var. Suriye gibi ülkeler yine dikkate alınıyor. İran var ama Namibya'ya baktığımızda Afrika'nın güney e, batı kısmında karşımıza çıkıyor. Yani bu güzergah üzerinde olan ülkelerden biri olmadı. O yüzden doğru cevabımız değişik olarak değerlendirilebilir. Kanada, Grönland ve Antarktika gibi büyük bölümleri buzullar altında bulunan bazı bölgeler kimi çevreler tarafından gelecekte daha yaşanılır olabilecek topraklar olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir değerlendirme aşağıdakilerden hangisi öngörülerek yapılmış olabilir? Özellikle baktığımızda dünyada buzulların erimesiyle birlikte bu alanların önem taşıyacağı söyleniyor. Tabi bu da küresel ısınma ve iklim değişimlerinin yaşanması konusunda öngörüde bulunarak söylenen bir şeydir. Ki mesela Kanada'daki buzulların erimesiyle birlikte karasal alanlar ortaya çıkacak ve orada daha uygun iklim olmaya başlayacak küresel ısınmayla birlikte. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada bir ülke koyu renkle gösterilmiştir. Haritamızda gösterilen ülke Mısır'dır. Buna göre baktığımızda bu ülkede insanlar tarafından açılan su yolu ticaret ve ulaşım açısından aşağıdaki deniz ya da okyanuslardan hangilerinin önemini arttırmıştır? Ki Mısır'da açılan ya da bulunduğu alanda açılan kanalın ismi Süveyş kanalıdır. Süveyş kanalı Akdeniz'de Kızıldeniz'i ki Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan su yoludur. O yüzden burada Akdeniz ve Kızıldeniz'in önemi artmıştır. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Jeopolitik terimini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? A. Jeopolitik bütün değerlerin coğrafya üzerinde yaşayan insanların lehine en iyi şekilde kullanılması diyebiliriz. Ki jeopolitik bir yerin bulunduğu konumdan kaynaklı olan ve ekonomik durumlarla birlikte siyasi önem taşıyan özellikleridir. Bu yüzden bunu en iyi yansıtan e, tanım A şıkkında zaten verilmiş. Ki burada doğal kaynakların endüstriyel faaliyetler e, öncelenerek değerlendirilmesi değil, siyasi kısım çok önemli jeopolitikte. E, küresel krizlerden hiç etkilenmeden ekonomide dünya hakimiyeti gerçekleştirilmesi jeopolitiği yine karşılamıyor. Jeopolitik farklı kültür ve medeniyetlerin çatışmasını önlemek amacıyla yapılan diplomatik faaliyetler yine değil. Jeopolitik ülkelerin kendi çıkarlarından feragat etmesi değil ki özellikle on, özellikleri kendi çıkarları içinde koruması var. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin coğrafi konumundan kaynağını alan jeopolitik önemini arttırması için aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin yapılması doğru bir tercih olmaz? A. Doğal kaynaklarını tarım, sanayi ve teknolojik amaçlarla verimli bir şekilde kullanması önemimizi daha da arttırır. İçinde bulunduğu bölgede yaşanan siyasi gelişmeleri takip ederek yeni politikalar üretmesi yine jeopolitik önemimizi arttıracaktır. Ekonomik ve sosyal yönden kalkınmayı hızlandıracak tedbirler alıp yatırımların yapılması, bilimsel gelişmeleri takip ederek her alanda araştırmaya ve geliştirmeye önem verilmesi. Bunlar Türkiye'nin jeopolitik önemini daha da arttıracak özelliklerdir ancak yakın coğrafyasında yaşanan siyasi krizleri fırsata çevirip komşu ülkelerden toprak alması gibi bir durum söz konusu değil ki o savaş sebebi arasında sayılıyor ki biliyorsunuz ki özellikle yurtta sul cihanda sul dediğimiz bir fikri de yürütüyoruz. O yüzden doğru cevabımız burada E şıkkı oldu. Türkiye'nin jeopolitik konumunda belirleyici rolü olan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olması üç tarafın denizlere çevrili olup önemli limanlara sahip olması, boğazlara sahip olması, birçok petrol ve doğal gaz boru hattının Türkiye üzerinden geçmesi, siyasi istikrarı gibi birçok şey jeopolitikte önemlidir. Ancak engebeli topografya yani yer şekillerine sahip olması jeopolitikte belirleyici olan bir özellik değil Türkiye adına. Gelişen bir ekonomiye sahip olması, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi örgütlere üye olması ki komşularımızla olan ilişkilerimiz, uluslararası örgütler bunların hepsi jeopolitikte belirleyici. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız, Boğazlar gibi önemli su yollarına sahip olmamız da jeopolitik konumumuzda belirleyici rol oynamaktadır. Ancak dediğimiz gibi yer şekilleri burada öne çıkmıyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin jeopolitik konumunda çok önemli bir yeri olan Kıbrıs Adası yuvarlak içine alınarak gösterilmiştir. Bu adanın özelliklerinden hangilerinin üstteki açıklamayı destekler nitelikte olduğu söylenebilir? Ki o açıklama Türkiye'nin jeopolitik konumunda önemli olduğunu gösteriyor. Bir askeri müdahale gerektirecek durumlarda hava üstü olarak destek sağlayacak bir noktada bulunması Türkiye'nin jeopolitik konumunda oldukça önemli. 2. İskenderun ve Mersin limanlarının güvenliği için önem arz etmesi yine dikkate alınabilir. Bunun yanında Akdeniz ve Orta Doğu'daki ticaret faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için kilit bir konumda bulunması bulunduğu yer itibariyle Türkiye'nin jeopolitik konumda oldukça önemli. O yüzden hepsini aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin özelliklerinden hangileri jeopolitik önemini en az etkiler? Bir, Güçlü ordusunun bulunması jeopolitik konumunu etkiliyor. 2. doğal bitki örtüsünün çeşitlik göstermesi jeopolitikte çok önemli bir kriter değil. Çünkü jeopolitik konumda birden fazla ülkeyi ilgilendirmesi Türkiye'nin özellikle bu ülkeler tarafından önemli az edilmesi gerekiyor. 3. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması etkili bir faktör hatta en önemlilerinden birisi. 4. Petrol ve doğal gazın taşındığı bir enerji konumunda, durumunda olması da önemli. Burada yalnız 2'yi aldık. O jeopolitikte çok fazla önem arz etmiyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu.